Dönelim stüdyomuza. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Cemal Demirtaş bizlerle, Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, hoş geldin. Hoş bulduk. Cemal Işık Ökte bizlerle, her çarşamba olduğu gibi hoş geldin. Sağ ol. Tufan Cömert'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Evet. Kendisi yurt dışında diye, yani daha doğrusu İstanbul dışında diye tahmin ediyoruz. Tufan Cömert'e selamlar, sevgiler, merak edenler varsa. @BlueBurkhead'e Twitter adresimiz. Twitter'dan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Efendim hem Cemal Demirtaş hem de Işık Ökte'ye sorularınız varsa. Işık Ökte izninle Cemal Demirtaş da bu akşam bizim konuğumuz. Tabii. Onunla başlayalım. Bir risk iştahında sanki bozulma var gibi. İstersen onunla başlayalım. Endeksler aşağı geliyorlar. Ama diyeceksin ki ya Barış, S&P zaten almış başını gitmiş. Ya daha geçen hafta rekor kırmış. Nedir yani, bu mu dersin? Bu satışı ABD, Çin, Hong Kong olaylarına mı bağlayalım? Senden bir yorumla başlayalım. Tabii bugünün haberi biraz bu ticari savaşlar, ticaret savaşları ile ilgili. Bu her zaman bir şekilde etkileyen bir faktör oluyor. Onun dışında yani çok negatif bir gelişme yoktu. Amerika'nın zaten şu andaki genel seviyelerine baktığımızda çarpanlar anlamında falan zaten iyi zamanları geçiriyor ve önümüzde bir seçim var aslında, 2020 yılı. Onun öncesinde de bu Çin olayları, işte Çin-ABD anlaşması, politik gelişme, bunlarla birlikte biz zaman zaman dalgalar yaşayacağız. O dalgalar dahilinde gidiyor gibi şu anda. Hı hı. Faiz indirim süreci de var. Bu süreçte devam ediyor. Aslında bu dönemde genelde borsa, yurt dışı global borsalar belli bir dengede hareket ettiğini görüyoruz. Sadece aşırı, yani net haberlerde sert şeyler olabilir. Bu da tabii ki oradaki bir politikayla ilgili gelişme olabilir ya da Çin'le ilgili net gelişmeler, negatif gelişmeler olabilir. Onun dışında açıkçası yani global taraftaki böyle olgun dönemlere geliyor. Zaman zaman akla geliyor tabii böyle bir global tarafta negatif bir şey olursa bizi nasıl etkiler gibi. Biz o bir taraftan daha çok onunla ilgileniyoruz. Evet. Ama şimdilik yani biz düşük faiz ortamında bizim piyasalar açısından yani o Amerika'yı eskisi kadar incelemiyoruz, öyle söyleyeyim. Ben de 20-25 yıldır biz bu piyasayı her 93'ten beri, 92'den beri her gün S&P ile uyanıyorduk. Ama son yıllarda açıkçası o aradaki ilişki de azaldı. İzliyoruz ama eskisi kadar böyle her günümüz ertesi gün bizi nasıl etkileyecek şeklinde olmuyor. Wall Street'teki Çin endişesi hikayesiyle devam ediyoruz. S&P 500 endeksi Işık Ökte. Son bir yıl açtım. Sen bana dersin ya Barış, şu tarih dersin. Ben son bir yılı şöyle açıverdim. Evet. Ya bugün biraz aşağı geliyor. Sen nasıl görüyorsun? Yani burada endişelerin sanki biraz arttığı görünüyor. Çünkü piyasa ABD Çin anlaşır diye bakıyordu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Hong Kong meselesinin biraz birazcık işi aslında ne diyelim, tuz biber ekiyor. Anlaşmanın üzerine sanki bir engel mi? Bu arada bir de VIX'e bakayım dedim abi, sen sana soruyu sorarken hani çok büyük bir, o da yukarıda. Çok büyük bir tablo, burada bir değişim var mı diye 13'lere gelmiş. Korku ve endişe endeksi, zaman zaman bizim öyle tabir ettiğimiz VIX endeksi 13,5'lara gelmiş. Çok ufak bir yukarı hareket var. Evet. Evet Barış, şimdi yani buradaki grafik şunu gösteriyor aslında. S&P 500 endeksinin 11 tane ana endüstrisi var. Bir numarası hepimizin bildiği bir teknoloji, ondan sonra finansallar, sağlık sektörü falan geliyor. Bütün bu sektörlerin 11'ine de para girişinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani paranın ana adresi Nasdaq ve S&P, küresel anlamda konuşuyorum. Böyle bir hani grafik ortaya çıkarken bizim tabii kendi dinamiklerimizde şuna bakmamız lazım. Yani onu Borsa İstanbul'la konuştuğumuzda daha şey yaparız ama şu anda S&P'yi en çok etkileyen, yani şu önemli yukarı hareket var ya, şu başlayan. Burada bir reflasyon teması. Son hareket. Evet, evet, son hareket. Şimdi buradan baktığımızda rakamlar çok çarpıcı. Hani o her zaman bizim konuştuğumuz tahvil piyasasıyla hisse senedi piyasası arasındaki ters korelasyon var ya, tahvil piyasasından çıkan paranın ana adresi ya emtia ya da zaten hisse senedi olabilir. Emtia'ya da çok önemli bir para girişi yok, enerji emtia dışında. Şimdi bu para girişi şuradan kaynaklanıyor. Dördüncü çeyrek başından beri
negatif faizde işlem gören tahvil stoğu 14.8 trilyon dolardan dünyada 12 trilyona gerilemiş. %18'lik bir değişim var ve bu paranın tahvilden, neden bu enflasyon temasından konuşuyoruz? İki tane şey. ABD'de istihdam verisi, tüketici harcamaları, konut başlangıçları iyi gelmeye devam etti. Avrupa PMI'ları bu sefer Fransa'da iyi geldi. Almanya'da iyi geldi. Almanya'da tüketici endeksi iyi geldi. Bunlar çok büyük sürprizlerdi. Şimdi dünyada küresel resesyon temasından uzaklaştıkça hisse senetlerine para giriyor. Borsa İstanbul'un da bu kadar dolar bazında 9 aylık zirvede, lira bazında 19 aylık zirvede olmasının nedeni bu. S&P'nin bu hareketi de bu. Ama bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan o kadar sert bir açıklama geldi ki bu ABD'de kabul edilen Hong Kong yasasına karşı. Yani insanlar acaba Çin ikinci faz ticaret görüşmelerini hiç açmayacak mı gibi bazı soru işaretleri. Onun için yani burada S&P bugün 20 puan düşüyor. Ama arkadaşlar yani S&P 120 puan yükseldikten sonra 20 puan düşüyor. Bunu bir realizasyon olarak görmek evet. lazım. Bu negatif faizdeki tahvil stoğu verisi bana göre çok önemli. Yani küresel sermaye akımları açısından onun yani dördüncü çeyrekte ciddi şekilde gerilediğini görüyoruz Barış. Keşke diyor her gün Işık abi olsa, çok özlüyorum kendisini bir haftada. Samet Dündar. Yani, abi her gün olmayayım. Ben ya. De özlüyorum. Ona, her gün olmayayım. Ya. Onu da seviyorsak her gün almayalım. Işık Bey'e nasıl ulaşabiliriz? İletişim için bilgi verebilir miyim? Yani Erdem Bey, Erdem Coşkun Bey. Cebimi vereyim bize. Yani. Ya abi, sana ulaşıyorlar bir şekilde. Bana e-mail'den ya da LinkedIn'den ulaşabilirler. E-mail. Yani TEB yatırım stratejisiyim ben. Oradaki e-mail'imden ulaşabilirler. Soruları cevaplıyorum. Her çarşamba da burada Işık Ök'te. Şunu da okuyayım. Bir izleyicimiz diyor ki Özge sanırım ismi. Her çarşamba ailecek sizleri izliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Işık Bey borsaları alım için ne diyor? Hepsini konuşacağız. Hem Işık Ök'te hem Cemal Demirtaş'ın bu konudaki yorumlarını alacağız sizlerle. Twitter'dan @BloombergKT'den bizlere mesajınızı lütfen göndermeye devam edin. Şimdi bir taraftan da FED tutanakları bir süredir ekranlarımızda. Burada Amerikan Merkez Bankası FED üyelerinin artık hani biz tamam riskler azaldı gibi böyle bazı değerlendirmelerini sanki görüyor gibiyiz. Cemal Demirtaş, Fed'in tutanaklar da geldikten sonra mesela bir sonraki toplantısı faiz indirme ihtimali %5. Yani indirmeyeceğim, piyasada indirmeyecek diye bakıyor. Bu tablo yani Fed'in biraz durması, şu gelinen faiz seviyesini uygun bulmaları, birçok Fed üyesi onu diyor. Yine bize etkisi olarak da değerlendirebilirsin. Tabii. Risk iştahı açısından değerlendirebilirsin. Bir şey ifade ediyor mu? Aslında bir süredir hep konuşuluyor. Yılbaşından beri bu tartışılıyor. İşte faizleri indirecekler mi, indirmeyecekler mi? Biz burada özellikle emtia tarafında benim gözlemlediğim ki yakından da incelediğim bir sektör olduğu için oradaki her şey aslında global anlamda ekonominin yavaşladığını işaret ediyordu. Yılbaşından bu yana. Ve bu süreçte de bizim genel yaklaşımımızda faizler indirim süreci hem ABD'de hem diğer ülkelerde devam edecek şeklindeydi. Şu ana kadar da bir indirim oldu. Bizde de oldu, yurt dışında da oldu. O yüzden son dönemde artık yapmama olasılığı yüksek, bekleme. Ama bundan sonraki hareketini muhtemelen yılın ilk çeyreğinde karar verecektir. Çünkü şu ana kadar yapılacak teşvik yapıldı. Çin'de vesairede de yapılıyor. İşte Rusya'da yapılmak isteniyor. Bizde yapılıyor. Ekonomiyi herkes hareketlendirmek istiyor ki doğru karar bu. Çünkü siz önceden hareketi yapmadığınız vakit o gerçekten dibe vurduktan sonra karaya oturan bir gemiyi kaldırmanız çok daha zorlaşıyor. O nedenle bu beklemeyi şu ana kadar ki bile yılbaşında beklenmiyordu bu kadar faiz indirimleri. Bu noktaya geldi. Bir bekleme süreci olabilir. Eğer aşı tutarsa ki zaten bütün data da ona göre bakılacak ve yılın ilk çeyreğinden itibaren aslında biz rotayı göreceğiz. Böyle mi devam edecek? İndirmek zorunda kalacaklar mı? Burada konu artık farkındaysanız yatay gitmesi ve indirilmesi konuşuluyor daha çok. Artırılması zaten konuşuluyor. Aynen.
Peki. Bu bizim için çok önemli bir geçmiş dönemle karşılaştırma fırsatı verecek. Yani şuna mı odaklanıyorsun Barış? Bırak bir daha indirecek mi, indirmeyecek mi diye korkmayı, bekliyor olmasından. Bir daha artırmayacak. Biz ona bakarız. Aynen. Gelişmekte aynen. Olan ülkeler. Işıkkök'te ne dersin üstad? Yani geldiğimiz nokta Fed'i, çünkü birçok merkez bankası da faiz indirimleri yapıldı, artık beklemeye geçtiler gibi bazı değerlendirmeler de geliyor. Başta Fed olmak üzere. Evet. Bu mesele hakikaten bir sıkıntı mı? Gelişmekte olan bir ülke için, Türkiye için, yoksa Barış? Evet. Yani bakıyoruz. Bu Barış. Arada bu Nisan'a gelmiş. Daha önce Haziran'daydı. Evet. %50'nin üzerine çıktığı Fed'den bir sonraki faiz indirim beklentisi Nisan'a kaymış. 52 Nisan ayında, evet. Bu 50'nin bayağı bir altındaydı, evet. Barış, ben Fed'e konuşmadan başka bir veri, yine Bloomberg terminalinde, lütfen. Bu hafta gördüğüm, kesinlikle Cemal kardeşim de görmüştür. Bana gerçekten ümit veren bir veriden başlayayım. MSCI gelişen ülkeler endeksi var, biliyorsun %72'si Asya, evet. Olan bizim ne yazık ki kendimize doğru sorunlarımız yüzünden tarihin en düşük seviyesine, binde altı seviyesine düştüğümüz MSCI GOU endeksi, IM endeksi. Hedge fonların, serbest fonların CFTC'nin yayınladığı bir vadeli işlemler datasıdır. Hedge fonların MSCI IM uzun pozisyonları, yani adam geliyor diyor ki MSCI IM endeksi sene sonuna kadar rally edecek. Ben bunda uzun pozisyona geçeyim. 2011 senesinden beri son 8,5 senenin en yüksek hedge fon pozisyonlanması var MSCI IM'de uzun tarafta. Bu şimdi ne gösteriyor? Bana çok net bir şey gösteriyor. Belki dünyada büyüme tarafında en kötünün görüldüğü senaryoyu şu anda insanlar fiyatlıyor. Eşittir hisse senedi pozitif. Çünkü hisse senetleri tahvilden para çıktığında giden mekanizma olarak şu anda hedge fonların CFTC pozisyonlanması uzun tarafa geçtiyse, hatta çok güzel bir Asyalı kardeşimiz bunun üzerine Bloomberg Asia'da program da yaptı. Onu da dinledim 5 dakika. Çok mantıklı şeyler söylüyor. Bak kardeş diyor, bu para nereye giriyor 4. çeyrekte? Kore ve Tayvan borsalarına giriyor. Kore ve Tayvan borsaları nedir? Büyümenin, dünya büyümesinin ilk yani yeşil filizlerinin atıldığı yerlerdir. Yani dünya ticaret hacminin. Bu çeyrekte Kore ve Tayvan borsaları %9 rally ediyor. Tayvan TAIEX ve Kore KOSPI. En iyi şeyler. Şimdi böyle baktığımız zaman FED faiz indirim döngüsünden artık biraz uzaklaşıyoruz. Yani bunu konuşmuyor olmamız lazım. Mesela ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayın Uysal ve takımının da faiz indirim döngüsünde Aralık'ta sonuna gelindiğini düşünüyorum. Yani Aralık'ta bir 100-150 bas puan faiz indirimi olacak. Ondan sonra Türkiye'nin de büyüme eğrisi belki %3 üzerine 2020'de tahminler %3,5'lara %4'lere çıkarılacak. Yani şu anda dünyada büyümenin olduğu yer hisse senedi olduğu için sermaye akımlarını da orada görüyoruz. Mesela ben baktığımda, buna Cemal de her gün bakıyoruz, yani bizim işimizi, evet. Yapanlar, biz hala 2020 tahmini oranlarda 6 FK'da işlem gören IM endeksine %50 iskontosu olan bir borsayız. Şimdi adamlar Borsa İstanbul'a geliyorlar, bugün 1.9 senti, uzun zamandır görmediğimiz 1.9 senti borsamız trade etti. Yani burada baktığımız zaman FED faiz indirim döngüsünün, yani Nisan ayında ben yeniden başlayacağını değil, ben şu tip şeyleri konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Yani dünyada büyüme geri dönerse bundan en çok nemalanacak sektörler hangileridir? Bunları konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Peki. Cemal Demirtaş ve Işık Ökter'e devam ediyoruz. Bol bol Borsa İstanbul konuşmak üzere içeriye dönelim. Şimdi Barış Bey, bu akşam da Hong Kong konuşarak programı bitiriyorsunuz demiş. Işık Bey'e borsa sorar mısınız? Ülke için çok az. Yani programın adı küresel piyasalar. Risk iştahını belirleyen Hong Kong'daki gösteriler ve Amerikan Kongresi'nin ona karşı aldığı karar.
Onu konuşmazsak olmaz yani. Kusura bakma Mehmet Bey. Muhammed Bey, mecburen konuşacağız. Borsa İstanbul'u değerlendirirken de önemli. O küresel tabloyu ortaya koymak zorundayız. Programımızın amacı zaten bu. Tabii ki Borsa İstanbul'da konuşmak. Ve iki tane değerli borsacı konumuz var zaten. Cemal Demirtaş. Bugünkü satışla başlayalım. Çünkü herkes merak ediyor. Bugünkü satış bir kar satışı mıydı? Ben doğrudan sorayım. Öyle değerlendirmeler oldu. Katılır mısın? Niye bugün satış edip borsa ve bir anda hızlı bir şekilde aşağı geldi? Evet, soruya cevap evet. Hong Kong'dan başlayacaksın hocam. Yani, soruya yanıt vermeden önce Hong Kong diye. Açıkçası kar realizasyonu denebilir ki yani o boyutta bile değil. Yani yukarı hareketlerde çok daha biz büyük geri çekilmeler görebiliyoruz ki 22 Ekim bizim strateji raporumuzu çıkardığımız tarih, o günden bu yana %10'luk bir hiç soluksuz bir yükseliş oldu. O nedenle bugünlük hareketler olabiliyor. Yani bu yarın devam eder mi bilinmez. Yani günlük haberler etkisiyle hareket oluyor ama geri plandaki büyük resim çok dikkat edilmesi gereken konu. Nedir işte o? Biraz önce Işık'la bahsettiği rekorlar kısa vadede geçmiş bir yıllık döneme baktığınızda rekor gibi görünüyor, doğru. Ama son 7 yıldır biz nefes almıyoruz gerçekten. Yani 7 yıldır, son 25 yıldır da 3 kez 4 kez biz bu dalgaları yaşadık. O nedenle biraz şöyle bir kısa, tabii ki günlük şeylerden konuşacağız kısa vadeden, ama gerçekten şöyle geri yaslanıp baktığımızda biz 2013'ten beri Bernanke'nin konuşması, o dönemden beri nefes almıyoruz. Faiz artırımları global anlamda konuşuluyor. Bizim borsamız o günden bu yana çok ciddi düştü. Borsa konuşmayı bırakın, ekonomi birçok dalgalanmadan geçti. Politik gelişmeler vesaireler. Şimdi 7 yıllık bir cefa dönemi vardı. Ben bunu çoğu zaman tekrar ediyorum. 7 yıllık cefa bir cefa dönemi. Borsada mı? Borsada. Tabii. Ekonomimizde de ister 2013'ten bu yana. Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinden. Şimdi ne oldu? 2018'in artık Temmuz'unda da artık travması, ateşin 41 derece olduğu dönemi yaşadık. O dönemle birlikte Temmuz'dan itibaren sendikasyonların tartışıldığı bir dönem geçirdik Türkiye'de. Evet, şaka gibi. Bu süreçten itibaren de aslında bir yıldır biz dip oluşturma. Bazen diyoruz ki biz işte endeks 105, 110. Bunlar gerçekten geçmişin 60'ları, 65'i. Ve bu ülke içerisinde gerçekten ekonomik olarak da bir değer var. Bunu söylememin sebebi, ne zaman hafif paniğe kapılırsanız dalgalanmalardan, üçlük beşlik, bunu bir hatırlamakta fayda var. Ve 7 yıldır bizim ensemizde olan faiz artırımı süreci global anlamda, şimdi tersinde, biraz önce söyledik ya, bir şekilde faiz indirimi ya da faiz durdurumu konuşuyoruz. Bu özellikle yine bizim global anlamda Türkiye'ye para girişiyle ekonomi büyümemiz arasında IMF'nin 2012 raporu 0.80'li bir korelasyonu var. Bunu da unutmamak çıkıyor. İnşallah bu daha az olacak ileride. Biz katma değerimizi arttırdığımız zaman ekonomide bu daha iyi yönde etkileyecek, ama hala biz ciddi anlamda hassasız. Şu ortamda biz Türkiye'de bu önümüzdeki dönemde doğru şeyler yapılmaya bir şekilde devam edildiği sürece yavaştan bu duygulardan kurtulacağız. Faiz indirme bunun bir parçasıdır. Piyasanın kaldırdığı kadar. Ekonomide de yapısal bazı gelişmeler olması. Bakın BES bile çok önemliydi. Gerçekten belki son 5-10 yılın, daha önce işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konuşuldu. Daha öncesinde esnek kur. Bütün bu süreçler içerisinde şöyle her gün baktığımızda iştahlan. Yani piyasa keşke demeyelim ama düşüşler arada olsun ki fırsatları kaçıranlar. Ama şunu da altını çizmek lazım. Bu süreç başladı, tren kalktı. Bu tren ara sıra duraklayacaktır. Bu durakladığı süreçlerde de zaman zaman buraya yeniden giriş yapılabilmesi önemli. Borsa İstanbul treni kalktı mı? Kalktı. Cemal Demirtaş, Işık Ökte. Evet. Dolar bazlı Borsa İstanbul, sen de bize hep anlatırsın. 2013 Mayıs dönemi 5.1 sent. Bu 5 senti biz gördüğümüz zamanlar oldu geçmişte de. İki defa gördük. Değil mi? İki defa gördük. Evet. Ama en son gördüğümüz yer ve unuttuğumuz yer 5.1 sent.
2013 Mayıs Bernanke'nin konuşma. Hala hatırlıyoruz. Bugün evet. gibi. Bugün gibi. Dün gibi 22 Mayıs Şu 2013. Şu an Borsa İstanbul 1.8 sentin hafif üzerinde. Diğer tarafta da son 1 yıllık Borsa İstanbul grafiği var. Önemli bir eşiği şöyle yazıya altı alayım. Hı. Borsa nihayet zor da olsa aşmış gibi görünüyor. Evet. Işık Ök'te sana bırakayım. Ben izinle sözüm. Barış Cemal çok güzel söyledi. Trend. Ben bir kişisel anekdottan bahsedeyim. Lütfen. 30 saniye izinle. Barış, genelde hani bana soru soranlar, ulaşanlar, müşterilerimiz, satış pazarlama elemanları, dışarıdan gelen e-mailler galiba son 1,5 ay içinde dolar TL'ymiş, faizmiş, altınmış, Fed'miş filan, bunlar tamamen bitti. Gerçekten bunlar ikinci, üçüncü kanallara atıldı. İnsanlar çok enteresan bir şekilde Borsa İstanbul'a yerli ilgisinin yeni yeni geri döndüğünü ve Borsa İstanbul Bilişim Teknoloji Endeksindeki majör rally'den, işte yazılım şirketleri, logo, kafein, yok bilmem, yani çok enteresan bu, yani benim için çok önemli bir anekdot. Dolar TL soran kalmadı. Yani dolar TL demin dedi ya, bu oynakta dolar TL adam almış 5.70'den 5.80'den, faiz yedirilmiş, 6 üzerinde maliyeti var. O orada kalmış. Ama bakıyor orada arkadaşı Cemal Pegasus almış. Arkadaşı Cemal Kozal almış. Yabancı o tahtalara sürekli girip kaldırıyor. İlgisini çekiyor. Son bir ayda evet. Türk Hava Yolları'na geçmiş. Ha, Türk Hava Yolları'na gelmiş. Oradan oradan yazılım şirketlerine gelmiş. Oradan atıyorum yani bak tek şey söyleyeceğim. Mardin Çimento'ya bile gelmiş. Bak şimdi bu çok önemli bir şey. Para yerli tarafta, yerli taraf bizim borsayı götüremez ama artık insanlar altından, artık insanlar dolar TL alıp tutmaktan %1 faize bıktı. Bak, Koç Holding Türkiye ekonomisinin %16'sı olan bir hissemiz var. Koç Holding Borsa İstanbul'un en önemli 5 hissesinden biri bana göre. Koç Holding dün tarihi zirve işlem gördü. Bak, tarihi zirve işlem gördü Koç Holding. Bak arkadaşlar, çok az Türk insan Koç Holding sorar. Bak, böyle bazı hisseler vardır, majör hisselerdir. Bimaş, Koçol filan, insanlar sormaz bunları. Türk insanlar çünkü bu rallilere katılamaz. Sormaz. O küçük tarafta ilgilenir falan filan. Koç Holding'in son 5 yıllık grafiği, evet. Tarihi zirve. TL bazlı. Bak TL bazlı. Bu neden önemli biliyor musun Barış? Koç Holding'in net aktif değeri içindeki bir numaralı hisse nedir? Tüpraş petrol rafinerileridir, değil mi? Tüpraş petrol rafinerilerinin tarihi zirveyle uzaktan yakından alakası yok. 25 lira aşağısında tarihi zirve. Koç Holding tarihi zirve işlem görüyor. Hmm. Bu ne demek? İnsanlar kim? Yabancı kurumsal bizim borsamıza girip alım yapıyor. Evet, belki başka yerlerden para çıkararak, ama Koç Holding nedir? Bizim Türkiye proksisi dediğimiz. Yani adam bir yere girecek. Borsamızın zaten %20'si garantiyle Akbank. Adam oradan bakıyor. SPK, Exbank'ta açığa satış kuralı getirmiş. Adam diyor ki ben garanti Akbank'ı boş ver diyor, Koç Holding. Bak 3,5 lira gidiyor hisse. Şimdi bu tip anekdotlar benim için çok önemli. İlgi geldi borsaya. Neden ilgi geldi? Küresel bazdaki sermaye akımları Borsa İstanbul'a bu ilgiyi getirdi. Ve yerli yatırımcı da şu anda çok ciddi şekilde Borsa İstanbul uzun vadeli yatırıma bakmaya başladı. Şunu soracağım. Birçok izleyicimiz soruyor. Engin Bey sormuş. Borsada yabancı payı neden azalıyor diye. Yabancı durumunu, yabancı takısı değil durumunda bir muamma var. Son durumu özetler misiniz? Erdal Bey sormuş. Yani burada bir hakikaten yabancı girişi var mı? Yabancı takası ne durumda? Ya da görecek miyiz? Cemal ne dersin? Biraz istersen buna devam edelim. Şöyle, şimdi tabii şu andaki yabancı oranı %62-63 civarlarında. Daha önce belki %67'lere falan çıkmış. Bu aralıkta aslında artık olayın yerli yabancısı tabii ki yabancı ağırlıkta.
Ama artık birbirine karışmış durumda. Yani kurumsal olmak artık, ben bir de şunu da gözlemliyorum. Kurumsal yatırımcı dışında bireysel yatırımcıların bile bilinçlendiğini, gerçekten kültürel olarak bir devinimden geçiyor bizim. Yani ne yazık ki belki Amerika 1886'da başladı bu işe. Biz 1986'da kültürel değişimde geç oluyor. Borsayla ilgili birçok bir şekilde endişe oluyor ve yabancı yatırımcının en iyi tarafı aslında bizdeki kaliteyi arttırıyor. Beklentiler yüksek olduğu için ve bizim gelişimimize çok olumlu yönde etkiliyor. Bunu söyleyebilirim. Şu önümüzdeki dönemde onlarla biz artık lokal bakıyoruz, yabancılarla da konuşuyoruz, yerlilerde konuşuyoruz. İnanın kurumsal yerlilerle kurumsal yabancılar aynı perspektiften bakıyor. Sadece hedge fundlar farklı bakıyor. Long only dediğimiz uzun bakanların bakışı. 3 yıllık bakıp 3 ayda bir konuştuğunuz insanlar var. Sürekli hedge fund olup daha kısa vadeli olanlar var. Herkesin baktığı aslında getiri sağlamak. Herkesin de beklediği bir transparent olmak, yani bir şey şeffaflık. Mesela Koç için örnek verdi orada. Koç Holding şu anda primli %5 net aktifte. Bunun ama bir sebebi var, güvenilirlik. Bu bizim borsamızda da şu anda bazen iyimser denilebilir. Çünkü biraz önce 7 yıllık bir cefadan çıkmış bir yatırımcının iyimser olması kolay olmuyor. O yüzden de biz böyle özellikle bireysel yatırımcılarında burada hassas olsunlar. Tabii ki çok her şey çok güzel olacak şekilde olmamalı. Ama inanın matematiğiyle baktığınız zaman bunun sinyali. Ve yabancılarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Yabancılar da bir şoktan geçti. Yani onlar da yurt dışına gittiğiniz zaman farklı algılıyorsunuz. Bazen lokal olarak biz çok daha güveniyoruz. Bazen onlar daha çok güveniyorlar bize göre. Ama şu anda faiz indirme süreci belli bir noktada. Tabii ki Türkiye'de hukuk konusu vesaire gibi konular hep tartışılabiliyor. İşte paranızı alabilecek mi, alamayacak mısınız? Bu tip konular her zaman bir gürültü yaratabiliyor. Ama biz eğer her konuda, yani piyasalar konusunda, hukuki, işte anlaşmalar vesaire, bu konularda belli bir çizgi izlediğimiz takdirde her geçen gün global ortam o 7 yıllık cefadan sonra 3 yıllık bir sefa dönemini işaret ediyor. Ya bunu da söylerken tabii ki bir kristal küre yok elimizde, ama bunu saatlerce, yani genelde negatif olmak daha entelektüel olabilir. Yani iyimserlik çok daha şeydir, bedeli daha ağır olabilir, ama gerçekten de bu dönemde artık biz yabancılarla da konuşurken aynı şekilde konuşuyoruz. Bakın burada bir değer var. Diğer ülkelerle, ama onların tabii şu andaki sıkıntıları endeks olarak dünyada bize göre büyüyüz ama mesai gelişmekte olan ülkeler içerisinde 0.40'lık bir pay var. Çok küçük. Bu çok küçük olunca ne oluyor? Buraya ilginiz azalıyor. Ama nedir bu? Kötü olacak anla. Aslında bu da bir cevherdir. Yani eğer bir şeyiniz varsa parlayabilirseniz çok daha iyiye gidebilirsiniz. O yüzden yabancı ve yerli, ben biraz daha artık kaliteli yatırım kararları alanlar. Yani böyle önüne gelen hisseye yatın. Gerçekten bizim piyasamızın en çok kendini bitiren tarafı birçok seçimlerin sanki böyle zar atar gibi yapılması. Peki. Bundan biraz, yani özellikle yatırımcıları bu konuda uyarmak lazım. Gerçekten hissettiğiniz, bildiğiniz kaynaklar üzerinden yatırım yapmalısınız. Diğer türlü gerçekten zar atıp gidip herhangi bir yerde kumar oynamaktan farkı yok. Yani oyun denmesi de mesela beni en çok rahatsız eden şeylerden. Işık abi, sen kol çekme dersin değil mi ona? Vegas. Vegas mı? Şimdi Işık Ökte'ye döneceğim. Borsadaki yabancı ya da yabancı yatırımcının borsaya bakışı desek. Şimdi yani burada bir hikaye, Cemal Demir'den soracağım. Anlatacağımız önümüzdeki sene için hikayemiz ne? Ya ben şunu anlamıyorum. Jeopolitik ister, ABD ile ilişkiler desen, orayı bir nebze öteledik yani. En azından bir şekilde yoluna koyduk gibi görünüyor. Tabii ki yarın ne olacağını bilemeyiz. Tabii ki bir risk her zaman. Ama şu an geldiğimiz nokta, son görüşme Beyaz Saray'da biraz ötelendi gibi. En büyük belki yabancı yatırımcı acaba ne olacak dediği şey kurun oynaklığı. Ya kur oynaklığı birazdan açarız. Tek haneleri falan görüyor. Bir aylık zımniler. 9-10'larda. Onu da geçtim. Önümüzdeki sene büyüme hikayesi. Yani neyi biz yabancı yatırımcının gelmesi için neleri sunabiliriz onlara konuşurken? Onlar peki neden hala burayı alıp götürmüyorlar? Evet. Çünkü Cemal Demirtaş diyor ki ya bir hatırlayalım biz nerelerdeyiz ya. Hakikaten değil mi? Yani çok geride kaldık noktasında. Gerçekten. Nefes almadan geçen bir 7 yıl yani.
Çok geride kaldık ve Borsa İstanbul yatırımcısının başına pişmiş tavuğun başına gelenler yani az kalır. Hepsi geldi. Fakat Cemal'in de dediği gibi bu tip şeyler dönmeye başladığı zaman küreselden direkt olarak Türkiye'ye iner ve Türkiye'den ben her zaman üstadlarımdan öğrendim. Endeks bakılmaz, sektör bakılır. Şimdi bizim hikayemiz nedir? Son iki aydır bankacılık sektöründe bireysel kredilerde ciddi bir iyileşme var Barış. Bunu burada anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlara. Bu bireysel kredilerdeki iyileşme neden kaynaklanıyor? Sayın Uysal ve takımının çok güzel bir zamanlamayla önden yüklemeli 1000 bas puan faiz indirimi ki devam edecek Aralık'ta ve ondan sonra bitecek diye düşünüyorum ben. Bunun tüketici kredilerine yansıması direkt olarak yani artık tüketici kredilerinde %1.09'lar falan görmeye başladık. Yani hatta 0.99 ilanları görmeye başladık 24 ay ve kısa vadelerde. Adam bakıyor abi bileşik faizden %15 kredi kullanmayı diyor ki ya ben diyor hani kötü fiyatlama değil. Şimdi bu bireysel kredilerdeki yukarı ivmelenmeden başka Barış çok enteresan yeni oluşumlar başladı. Kurdaki senin çok güzel söylediğin kurdaki oynaklık oranlarının inmesiyle aynı zamanda yabancı fonlar Türkiye'deki bazı sektörlere alım yapmak için bakmaya başladılar. Yani bu EZCO tipi şeylerden bahsetmiyorum. Yani direkt olarak girişim sermayesinden gelen çok başarılı şirketler ama adam bakıyor ya Türkiye'nin demografikleri bu kadar iyi olacaksa Türkiye turizm endüstrisinde Yunanistan ve İspanya'dan turist çalıyorsa ya diyor bu ben 5.75 dolardan diyor yani ben buralarda yatırım yapabilirim diyor. Ben diyor 10 ve 13 Ağustos 2018'de yaşadığımız o iki günün bir daha yaşanmayacağını oynarım diyor. Uzun vadeli çünkü adam yatırım yapıyor. Bak Türkiye'de bizim M&A dediğimiz şirket alım ve satımlarının ben 2020 senesinde ciddi şekilde artacağına inanıyorum. Bunlar ne sektörlerde olabilir? Bunlar tüketim sektöründe olabilir. Bilişim teknolojisi sektöründe olabilir. Yazılımse yani her türlü sektörde bizim aslında mükemmele yakın firmalarımız var. Gerçekten para kazanan EBITDA, FAVÖK üreten firmalarımız var ama biz kendimizi hep bu dolarizasyon aman işte faiz mi enflasyon mu filan tipli konulara yoğunlaştırdığımız için bu büyük ormanı görmekten şey yapıyoruz. İlk defa yeni bu görülmeye başladı ve bunun ben Borsa İstanbul'a ciddi pozitif etki yapacağını ama burada faizler %18'lerden %12'lere düşmüş. Adam haklı olarak soruyor analizimde de yazdım bu hafta. %12-26 10 yıllık dips faizi senin CDS'inin risk priminin burada 170 bas puan olması lazım. 300'de ama. 310'da ama. Adam da diyor ki demek ki diyor yabancıların Türkiye risk algısı bu kadar kötü. Aslında öyle değil. Biz Mart ayında yaptığımız hareketlerle Mart 2019'daki hareketlerle o risk algısını kötü yönde değiştirdik. Eğer o güveni verebilirsek yabancı komüniteye İşte o zaman Cemal'in dediği o 3 senelik cefadan sefaya dönüşü 180 derece yaşayabiliriz. Ama şu andaki CDS'le bu çok zor. Dolar TL'nin bir aylık oynaklığı zımni tek hanede 10 seviyesinin altında hakikaten ortam hakikaten yani kur için çok sakin oynaklık rakamları da görünüyor. Çok düşük. Burada sektörel bazda belki bulunduğumuz nokta itibariyle ya da belki 2020'ye dair neler öne çıkabiliriz? Tabii biraz konut ve konuta dayalı sektörlerin biraz bu dönemde hareketlendiğini görüyoruz. Hava yolları da bir hareket oldu. Pegasus gitmesine rağmen yine gitti üzerine yani. Hani yok dedi abi ben yine giderim dedi. Böyle ama bazı gitmiyorsa hala arkada kalan bir Petkim var vesaire. Yani böyle biraz sektör ayrışmasını da görüyoruz. Senin öne çıkaracağın Cemal Demirtaş hikayesi olan ya da bu noktada ilgi çekebilecek neler var? Tabii şu anda biz bakarken yine 2020 yılına bakarken işte
İşte faiz indirimi aslında en büyük sürprizlerden biri oldu değil mi? Geriye yönüp baktığınızda, geriyeden bakıp ileri, yani bir şekilde geçmişi anlatmak çok kolay oluyor. Yani kimse bu kadar faiz indir olup da kurların burada olacağını tahmin etmiyordu belki. Evet. Şimdi bunun şokunda daha negatif bakan ya da pozitif bakan. Herkes bunu bir algılama sürecinde. Ama şunu da gördük. Biz iç talebe bağlı sektörlere, bunlardan biri otomotividir. Şimdi herkes ekonominin iyi olmadığını düşünebilir. Doğru, gerçekten de öyle günler yaşıyoruz. Temmuz ayında 15 bin araç satıldı. 15 bin araç nedir diye sorarsanız herkes için bir şey ifade etmeyebilir ama bu sektörü yine 20-25 yıldır takip eden birisi olarak, benim için her ay datasını giren birisi olarak, hala bir hobi olarak, öyle bir rakam ki 2021 yılındaki rakam. Bakın 2001 yılındaki rakamlar. Düşünün, Türkiye 20 yıl önlere kadar ileri gitmişken nereye kadar gitmiş oldu. O yüzden o dönemde faizlerin o döneminde nefes alınmadığını gördük. Ve 15 bin adet, bu cidden, yani bunu anlattığınız zaman bana başka hiçbir veriye ihtiyacım yok. Ekonominin ne kadar durulmuş olduğu. Ve bu doğru karar oldu ve otomotivde hareket başladı. Hocam, bunun, araya gireyim tabii mi? Sana destek. Topaş ya, Allah aşkına. Selçuk, ekranlara getir. Otomotiv sektörü aynen dediğin gibi ağlıyoruz. Tabii. Abi bu son bir yıllık hareketi Tofaş. Ya bu başka bir hisse senedi değil yani. Tefas değil yani, Tofaş. Var ya bizim hani bu fonlara baktığımız site. Abi Tofaş ya, yani işte müthiş bir hareket yapmış yukarıya doğru. İşte son dönemde özellikle bu faiz indirimi süreciyle birlikte büyüme. Biz iç talepte en beğendiğimiz hisseler arasında bizim zaten otomotivde değerleme olarak Tofaş'ı beğeniyoruz. Doğuş Otomotiv'i de beğeniyoruz açıkçası. İç talebe tamamen bağımlı ve o da en meşakkatli dönemleri geçirdi. Ve biz bu ortamda özellikle deleveraging dediğimiz borçlanmadan çok negatif etkilenmiş ki Türk Telekom, yine en beğendiklerimiz hisseler arasında, onun bir de satış hikayesi olan bir şirket ki zaten bir strateji raporumuzdan bu yana da %25 gitti. Yine delivery, iç piyasaya bağımlı Migros ki onun da hala yukarı. Yani son bilançosunda kâra geçti uzun süre sonra. Aynen, kurlar vesaireler etkiliyordu ve bu deleveraging dediğimiz, yani borçların, borçlu şirketlerin borçtan arınma dönemi. Bu da ne oluyor? Zaten Türkiye'nin hikayesi de bir deleveraging aslında. Yani borçların maliyetlerinin düşmesi, %30 faizler ödeyen bir şirket konumunda bu birden yolu açılıyor. Yani iç piyasaya bağımlı olup, güçlü yapısı olup, bu yüksek faizlerden ve kurdan negatif olmuş şirketleri ön plana çıkardık. Arçelik mesela. Arçelik birkaç raporda öne çıkarıldı son dönemde. Model portföylere eklendi. Biz Arçelik'çe açıkçası Tofaş'ı ön plana çıkardık özellikle. Arçelik tam aynı şirketler değil ama o da aslında şöyle baktığım zaman yine geriye yaslanıp bir Tüpraş'ı 4,5 milyarlarda, 5 milyarlarda ya da Arçelik 2 milyar, böyle şey gibi böyle pazardan mal alır gibi bakmıyoruz ama bizim de bütün çalışmamızda 2,2 milyar Arçelik çok ucuzdur. Yani bunu saatlerce, o zaman olsa anlatılabilir. İşte bir Tofaş 2 milyardır, o da ucuzdur ama Arçelik uzun vadeli bakışta çok çok ucuz görünüyor. Fakat kısa vadeli bir yıllık perspektife baktığımızda ihracat tarafında biraz tırmaladığını görüyoruz. Zorlandığını görüyoruz. Artık ihracata bağımlı olduğu için büyük başın derdi büyük olabiliyor. Ve orada bazı sıkıntılardan dolayı geride kaldığını görüyoruz. Ama o da ihracat tarafındaki sıkıntıları aştığı noktada daha hızlanacak. Şu anda o hikaye o da uyuyor. İç talepte bir hareket var. Orası sürpriz olarak hisseyi yukarıya taşıyor. Ama o hissenin eğer ihracatta da başarıya ulaşırsa, yani ihraç dediğim uluslararası pazarlarda, o zaman orada da bir hareket göreceğiz. Şu anda biz orada alana alma demiyoruz ama en ön plana çıkardığımız hisseler olarak görmüyoruz. Onun dışında yine iç pazarda biz Ülker'i beğeniyoruz. Onun dışında biz demir çelik, Erdemir'i her zaman beğeniyoruz. Orada aksi bir durum görmediğimiz sürece. Emtialarda bu arada mesela Petkim de listemizde var. Emtialarda Petkim şu bayağı geride kaldı. Petkim hala bir banka Petkim'i model portföyünden çıkan, evet, bir yatırım kuruluşu, banka demeyeyim de yanlış. Orada şöyle söyleyeyim, Petkim'le mesela bunların benzer hikayeleri, ilginçtirim. Hepsi emtia şirketleri zor bir 4. çeyrek ve ilk çeyrek geçiriyor.
demir çelik toparlanmaya başlıyor, onu satın almaya başlıyor piyasa, evet. Devam ediyor. O bazı şirketler de yukarıya doğru hareket ediyor, ucuz olduğu için ve yeniden döngü içerisine. Petkim'de problem biraz daha uzun sürüyor. Yani orada spreadler hala baskılı. Ama bunun da biraz anlamamız gerekecek. Yani biraz daha done vermesi lazım. Ama ileriye dönük hikayesine, 2-3 yıllık hikayesine baktığınızda Star Rafinerisi'nin devreye girmiş olması, oradan yaratılacak sinerjileri düşündüğümüz zaman orada bir hayal kurabiliyoruz. Sadece kısa vadede, peki, o spreadleri görene kadar hedge fundlar dahi ya da market yapanlar bir şekilde oradan uzak duruyorlar. Tabii bunların dışında bankaları söylemedim ama bankalar bu ortamda yine o 7 yıllık cefadan sonra daha olumlu yönde olabilecek garantiyi de ön plana çıkarıyoruz. Evet. Buradaki oynaklığın inmesiyle yabancı fonlar Türkiye'de bazı sektörlerde alım yapmak için araştırmaya başladı. Bizim her sektörde mükemmel firmalarımız var. Işık Ök'te bir önceki bölümde Cemal Demirtaş da bizde en rahatsız edici şeylerden biri seçimlerin zar atar gibi yapılması. Evet. Borsa İstanbul'daki hisse seçiminden bahsediyoruz, evet, bu arada. Biraz daha kaliteli yatırım kararları alabilmeler için yatırımcıları uyarmalıyız dedi bir önceki bölümde. Şimdi bazı izleyicilerimize genel bakıyorum. Tolga ve onlardan bir tanesi. Çok böyle Borsa İstanbul'da güzel bir tablo çizme çabamız mı var diye bazı yorumları var. Kötü bir senaryo, kötü bir hikaye Borsa İstanbul için önümüzdeki dönemde olma ihtimali yok mu Işık Ök'te? Yani, kötü bir senaryo, kötü bir yıl borsada, bir kötü, evet, daha, bir cefa daha. Nasıl olur, neyle olur, olma ihtimalince ne dersin? Ben kişisel olarak bunu fiyatlamıyorum. Yani kendi yatırımlarımda da, tamam, hani verdiğim yatırım, müşterilerime verdiğim yatırım, yani sonuçta bir portföy yapıyorlar. Normalde yani hisse senedi yatırımlarının maksimum bir portföy içinde geleceği yer 3/2'dir bana göre Barış. Yani %67 üzerine bir portföyde, uzun vadeli portföy, uzun vadeli bir yıl ve ötesi portföyde hisse senedi yatırımda %67 üzerine çıkmamalıdır. Tamam. Ama ben yani şu anda çok rahatlıkla bir TL portföy içinde, döviz portföyü ayrı, TL portföyü içinde rahatlıkla %60-70 gidip ben şey verebilirim. Yani şu andaki görüntüde, tamam, TL mevduatta parası olanlar için mesela ben direkt olarak, yani bir aracı kurumda iyi analistlerin olduğu, sektör konuşabileceği akıllı insanların olduğu aracı kurumda gelip direkt olarak açtırmalarını isterim hisse senedi. Çünkü kötü senaryo. Kötü senaryo. Barış, ne olursa kötü, Borsa Barış. Bak Barış. Yine Barış, son bir ay içinde 4 tane inanılmaz kötü senaryo oldu. ABD Temsilciler Meclisi 15 sayfalık hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar şey yaptı. Borsa tasarısı. Evet. Borsa kaçtı o gün? Söyle. 93 bindi. Değil mi Cemal? 2. Ne oldu olabilecek kötü gelişmelerden birisi? Direkt olarak Barış Pınarı harekatımız başladığında Borsa İstanbul'un en büyük korelasyonu olan risk primimiz uçtu. Değil mi? Borsa İstanbul bir anda aşağı geldi. Oralardan alan çok ciddi para kazandı. Ben bugünkü kar realizasyonunu da Cemal'in dediği gibi, o 15 bin puan gittik ya 93'ten 108'e. Hı. Çok ciddi hacimli bir çıkıştı bu. Hacim çok önemli Barış. Bu çıkıştaki hacim bir nokta, günlük Borsa İstanbul 100 endeksinde 1.6 milyar dolar hacimle çıktık biz burada şu harekette. 1.6 milyar, bak hacim yükselişi 1.6 milyar dolar. Bizim bu seneki 2019 ortalama günlük hacmimiz 1.2 milyar dolar. Onun için bu hacimle mal alan bugün dedi ki abi dedi güzel dedi ben bir realizasyon yapayım dedi, düğmeye bastı. 3 tane büyük kurumumuzdan satış yaptı. Bu gayet normal. Yani biz Nasdaq biyoteknoloji endeksi değiliz, böyle 45 derecelik açıyla gideceğiz. Tamam. Bir melike. Evet. Az vaktimiz kaldı ama kötü senaryo ne olursa borsa yine cefa olur senin deyiminle. Yani kötü düşündüğümüz zaman tamamen bir ekonomik model değişikliği, yani çok radikal şeyler, işte siyah kuğu düşünmemiz gerekir. Ki onları bile hayal gücümüz çalıştırdı geçen dönemde. Yani korkuyla gerçekler arası
bayağı bir şey oldu, haline geldi yani. Bir şekilde algılarımız çok fazla ön plana çıktı. O yüzden antrenmanlı olduk ama dediğim gibi şöyle bakıyorum, yine 25 yıllık bu sektördeki hayatıma, bütün kazanımların sistemin tamamen değişmesi ya da hukukun tamamen değil. Yani böyle bütün negatiflikleri düşünmeniz gerekiyor kötü senaryo olarak. ABD-Türkiye ilişkileri en büyük risk midir? Bu tabii ki bu bir risktir. Yani Türk her zaman bir risktir. Yani o yurt dışı ile ilgili ve çevrenizdeki riskler. Hı. Ama dediğim gibi o bölgedeki riskler o kadar yaşandı ki burada bir pozisyonu almanız gerekiyor. Ve ben şunu son olarak söylemek isterim. Yıllar önce Tofaş 1 TL'ydi. 2008-2009 yılında bir müşteriye gittik yurt dışında. Ta İsveç'e kadar. Sonra anlatıyoruz. Sonra aldım almadı mı? Sonra bir daha gittiğimizde bana demişti ki Cemal, daha fazla ısrar etmeniz gerekirdi. Ha. O yüzden öyle bir dönemdeyiz. Yani kötü dönemde oluyor. Aldı Tofaş sonra. Israr etmenin sebebi bütün matematiğini tabii ki hesaba. Yani enseyi ne karartmak lazım, ya çok iyimser olmak lazım ama realist olarak riskleri baktığımız zaman kötü, tabii ki kötüyle ilgili şeyleri hala fazla korkarak fiyatlıyoruz. Ama önümüzdeki bir dönem için bir fırsat olarak görüyoruz. Bir programda inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Cemal Demirtaş. Işık Ökte, çok teşekkür ederim. Bence büyük riskler faiz tarafında, hisse tarafında değil. Faizin daha aşağı yer yok gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, sağ olun. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de teşekkürler. Yarın ne konuşacağız ona bakalım, programımızı kapatacağız. Güven Endeksi Türkiye'den OECD ekonomik görünüm raporu, yabancının tahvil listeye giriş çıkışını gösteren veri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları Amerika'dan ve ikinci el konut satışları. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam buluşmak üzere efendim.